Merhaba arkadaşlar. Akışkanlar Mekaniği dersine hoş geldiniz. Tekstil mühendisliği için vereceğimiz Akışkanlar Mekaniği dersini www.hüseyingüner.com adresinden de takip edebilirsiniz. Bölüm 1 ile başlayalım. Akışkanlar Mekaniği temeli ile başlayalım. Önce mekanik nedir sorusuna bir cevap arayalım. Madem Akışkanlar Mekaniği dersini işleyeceğiz, mekanik nedir sorusuna güzel bir cevap verebilmemiz gerekiyor. Mekanik, kuvvetlerin etkisi altındaki cisimlerin durumlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Evet, kuvvet varsa ve herhangi bir cisim varsa ve bu cisimde kuvvetlerin etkisi altındaysa bunu mekanik bilim altında inceleyebiliriz. Mekaniği biz statik ve dinamik olarak ikiye ayırıyoruz. Durgun ve hareketli olarak isimlendirebiliriz. Statik ve dinamiği. Akışkanlar mekaniği, akışkanların durağan ve hareket halindeki davranışlarıyla ve sınırlarındaki diğer akışkanlar ve katıları ile etkileşimiyle ilgilenen bilim dalıdır. Bu çerçevede akışkanlar mekaniğini çeşitli bölüm isimleri altında inceleyeceğiz. Akışkanın durağan hali, hareket hızının sıfır olduğu özel durumu gösterdiği için akışkanlar mekaniği, akışkanlar dinamiği olarak da adlandırılabilir. İkisi de geçerlidir. Akışkanlar dinamiği veya akışkanlar mekaniği diyebiliriz. Akışkan nedir sorusu da önemli bizim için. Maddeyi bildiğiniz gibi katı, sıvı, gaz ve plazma olarak dörde ayırıyorsak akışkan sıvı ve gazdan oluşuyor. Sıvı ve veya gaza biz akışkan diyoruz. O zaman katı ile akışkan arasındaki fark nedir sorusu aklımıza geliyor. Üzerine uygulanan kayma gerilmesine karşı gösterilen direnç diyebiliriz. Akışkan hiç direnç göstermiyor. O zaman bu kayma gerilmesi nedir kısmını zaten ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ama şöyle bir örnek verelim. Katı bir masanın üzerine elinizi koyduğunuzda ve elinizi ileri doğru masaya yapışık şekilde ittirdiğinizde masanın hareket etmediğini görürüz. Belli bir kuvvet altında masa hareket etmez. Belli bir kuvvetten sonra hareket edebilir. Yani üzerine uygulanan kayma gerilmesine karşı bir direnç gösterir katı malzemeler. Akışkanlar ise hiç direnç göstermezler. Bu çerçevede akışkanla katı arasındaki farkı modelleyebiliriz. Biz dersimize ilerleyen konularda durgun akışkanlarla başlayacağız. Ve durgun akışkanlardaki normal gerilmeye de basınç diyeceğiz. Gördüğünüz gibi herhangi bir yüzeyin üzerindeki kuvvetler yüzeyin teğeti veya yüzeyin normali yönünde olabilir. Yüzeyin normali yönünde olan bu kuvvetlere biz basınç diyeceğiz akışkanlar mekaniğinde. Katılarda basıncın adı normal gerilme oluyor. Normal gerilmeyi sigma ile gösterirsek F bölü A veya Fn bölü dA diferansiyel alanı şeklinde normal gerilmeyi tanımlayabiliriz. İşte kayma gerilmesini de bu çerçevede T ile gösterirsek Ft bölü dA diferansiyel alanı ile gösterebiliriz. Yüzeye uygulanan iki tane kuvvetin yönüne bağlı olarak isimlendirilmeleri de bu şekilde yapabiliriz. Akışkan nedir demiştik ve kayma gerilmelerinden bahsetmiştik. İki tane katı malzeme arasında bir başka malzeme olsun. Dediğimiz gibi alttaki malzeme sabit hızda veya sıfır hızında dursun. Alttaki malzeme sıfır hızında dursun, hareketsiz dursun. Üstteki malzemeyi belli bir kuvvetle çekelim. Belli bir kuvvetle çektiğimiz çerçevede bu iki malzeme arasındaki diğer malzeme kayma gerilmesine maruz kalıyor ve bu kayma gerilmesi çerçevesinde şekil değiştirebiliyor. F kuvveti ne kadar küçük olursa olsun üst plaka ile temas eden akışkan tabakası plaka ile birlikte ve aynı hızda hareket eder. Bakın akışkanlar için bunu söylüyoruz. Hareket halinde olan üst plaka ile temas halinde olan akışkan tabakası bu plaka ile aynı hızda ve birlikte hareket ediyor. Akışkanın hızı akışkan tabakalar arasındaki sürtünme nedeniyle üst tabakadan uzaklaştıkça azalarak alt tabakada sıfır değerini alır. Ne demek istiyor bu? Alt tabaka hareketsiz ise tam tabakanın üzerindeki akışkanın hızı sıfır ama üst tabaka hareketliyse ve belli bir V hızındaysa üst tabakanın altındaki akışkanın hızı da V oluyor. Demek ki 0 ile V arasında akışkanda bir hız profili oluşuyor.
sürtünmeden dolayı akışkan bu tabakaların üzerine yapışıyor ve o tabakaların hızı neyse akışkanın hızı da o oluyor. Tabakanın yüzeyinden uzaklaştıkça tabii ki hız profili çerçevesinde hızda değişim oluyor. Arkadaşlar bu kısımları ayrıntılı olarak sonra işleyeceğiz. Matematik olarak modelleyeceğiz. Kayma gerilmesi bizim için önemli. Şimdi sıvı ve gaz arasındaki farka bakalım. Biz sıvılarla ve gazlarla çalışacağız dedik akışkanlar mekaniğinde. Ama arada ne fark var onu da kısaca tanımlayalım. Bir kere herhangi bir kap içine sıvı ve gazı doldurduğumuzda ne gözleriz? Sıvı o kabın şeklini alıyor ve kabın içinde bir serbest yüzey oluşturarak duruyor. Bu serbest akışkan yüzeyi diyeceğiz biz buna. Bu bizim için çok önemli. İleride yine üzerinde duracağız. Ama gaz odaya eşit şekilde dağılmaya çalışıyor. Kabın içinde gazı muhafaza edemiyoruz. Aradaki akışkanlar mekaniği açısından fark, serbest yüzey oluşturan akışkan sıvıdır diyebiliriz. Bu ara ile gaz arasındaki farka da bakalım. Arkadaşlar bütün bu tanımlamalar önemli. Bunları dersimizin ilk başında iyi bilmek zorundayız. İleriki derslerde bu tanımlamaların hepsinden yararlanacağız. Buhar genellikle yoğuşma koşullarına çok yakın gazı ifade eder. Termodinamik dersinden biliyoruz. Sıcaklık özgül hacim grafiğini çizdiğimizde su için bu grafiğin içinde bir hayali eğri, doyma eğrisi yer alıyordu. Doyma eğrisinin sağ tarafında kalan bölmeye biz kızgın buhar bölgesi diyorduk. İşte kızgın buhar bölgesindeki gaz yoğuşma sınırına ne kadar yakınsa onun adı değişiyor. O gazın adı buhar oluyor. Arkadaşlar başka bir önemli konu kaymama koşulu. Kaymama koşulu nedir? Ona da bakalım. Non-slip condition diye geçer kitaplarda. Katıya doğrudan temas eden akışkan viskoz etkiler nedeniyle bu viskoz yani sürtünme etkileri nedeniyle yüzeye yapışır. Biraz önce de konuştuk. Ve akışkanın yüzeyde kayması söz konusu olmaz. O yüzeye akışkan yapıştığı için hızı orada sıfır. Sürtünme etkileri, viskoz etkiler nedeniyle ve yüzeyden kaymaması söz konusu, kayması söz konusu olmaz. Yani kaymama koşulunu anlatıyoruz. Yüzeyden kayması söz konusu olmaz. Yüzeyden uzaklaştıkça kayma başlar. Evet, şekilde de görüyoruz. Akışkan belli bir yönde ilerlerken önünde bir katı silindirik malzeme varsa akışkan bu malzemeyle karşılaştığı an yüzeye yapışıyor. Ve belli bir noktaya kadar o yüzeyin üzerinde hızı sıfır oluyor, kaymamaya başlıyor. O yüzeyden uzaklaştıkça akışkan belli bir hızda yine yoluna devam ediyor. Tabi arkada bir girdap oluşuyor. Bu konular akışkanlar mekaniğinin önemli konuları. Onlara da kısaca ileride bakacağız. O zaman akışkanla katı malzeme etkileşimi söz konusuysa ve kaymama koşulu altında neler söyleyebiliriz ona bir bakalım. Önce katı yüzey ile akışkan arasında bir sınır tabaka oluşuyor. Yine yatay bir levhayı ele alalım ve bu levha üzerine akışkanı biz V hızıyla levhaya paralel olarak gönderelim. Ne oluyor? Bu akışkan levha ile karşılaştığı an tam yüzey üzerinde hızı sıfır oluyor. Şurada hızı sıfır. Neden? Kaymama koşulu. Viskoz etkiler nedeniyle sürtünme etkili nedeniyle akışkan buraya yapışıyor. Levha sıfır hızındaysa onun da hızı sıfır. Ama yüzeyden uzaklaştıkça yüzeyin etkisi kaybolmaya başlıyor ve akışkanın çizeceği hız profili parabolik bir eğri olabiliyor. Hız burada sıfırken gördüğünüz gibi giderek artıyor ve başlangıçta gönderdiğimiz hız değerine ulaşıyor. Demek ki sabit hıza ulaştığı noktaları biz birleştirdiğimiz an bu katı yüzey üzerinde bir sınır tabaka hayali bir hız sınır tabakası oluşuyor. O hayali hız sınır tabakasını şu şekilde çizebiliriz. Gördüğünüz gibi bu hız tabakası içinde akışkan hızları değişken, parabolik ve hiperbolik bir eğri çizebiliyor. Ama hız sınır tabakanın dışında hızlar hep gönderdiğimiz U hızında. Bizim için bu sınır tabaka önemli. Bunun bir belli kalınlığı var. Bu kalınlığın hesabı da var. Akışkanlar mekaniğinde. Bu kalınlık hesabına göre biz yüzey üzerindeki akışkan hareketini modelleyebiliyoruz. Özellikle bir ısı değiştirgeci yapacaksak bu levha ile diğer levha arasındaki uzaklığı delta'ya göre modelleyebiliyoruz. Bizim için bu sınır tabakanın kalınlığı önemli.
Bunun üzerinde ileride yine duracağız. İlk dersimizde önemli kavramları ele alıyoruz ve bu kavramları iyi bilmeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Sınır tabakayı daha ayrıntılı çizersek biz akışkanlar mekaniğinde bu kadar ayrıntıya girmeyeceğiz ama laminar ve türbülanslı bölgeler üzerinde konuşacağız tabii ki. Bu ayrıntılı sınır tabakayı incelediğimizde arkadaşlar belli bir uzaklığa kadar laminar bölge oluşuyor. Belli bir uzaklıktan sonra türbülanslı bölge oluşuyor. Arada bir geçiş bölgesi var. Biz laminar ve türbülanslı bölgeyi ele alıp modelleme yapacağız. Çünkü bizim için laminar bölgedeki akışkanın karakteristiği değişik, türbülanslı bölgede daha değişik oluyor. Hız profili açısından olsun, diğer etkiler açısından olsun, laminar ve türbülanslı bölge bizim için önemli. Düzlem bir levha üzerinde önce laminar bölge oluşuyor, sonra türbülanslı bölge oluşuyor. Şu geçiş bölgesini biz üzerinde fazla durmayacağız. Ayrıntılı olarak incelemek istendiğinde geçiş bölgesi de göz önüne alınabilir. Ama biz temel olarak laminar ve türbülanslı bölgeyi ele alarak ileride hesaplar yapacağız. Sınır tabaka bir boru içinde de oluşabiliyor arkadaşlar. Nasıl biraz önce katı yüzey üzerinde ele aldık. İç akışta hız değişiminin gelişimi demişiz. Yine bir boru içinde iç akış varsa ve bu boru için akışkan tamamen doldurmuşsa gördüğünüz gibi burada da bir hız profili oluşuyor. Yüzeye, iç yüzeye yapıştıran akışkan hızı 0 ama iç yüzeyden uzaklaştıkça şurada örneğin maksimum hıza ulaşıyor. Demek ki içeride de hız profili bu şekilde bir boru içi akışta oluşur diyebiliriz. Evet, burada da bir kanalı göstermiş. Yani boru ile kanal arasındaki fark ne dersek, borular genellikle bir D çapına sahip oluyor. Kanalların ise kesit alanı dikdörtgen, kare veya çeşitli geometrik şekillerde olabiliyor. Ama hepsinin içinde bir hız değişimi, hız profili oluşuyor. Gördüğünüz gibi şurada hız sıfırsa ortada maksimum olacak şekilde parabolik ve hiperbolik bir hız değişimi var. Tabii bir giriş bölgesi var boru ve kanallarda da. O giriş bölgesinin bitiş noktasına kadar ayrı bir karakteristik özellik gösteriyor akışkan. Giriş bölgesi bittiğinden ayrı bir karakteristik özellik gösteriyor. Biz genellikle tekstil mühendisliğinde verdiğimiz bu akışkanlar mekaniğinde bu gelişmiş bölgeleri göz önüne alarak işlemler yapacağız. Burası giriş bölgesi ise giriş bölgesinin bittiği noktadan itibaren gelişmiş bölge başlıyor. Gelişmiş bölgeye göre biz hesapları yapmayı öğreneceğiz. Gelelim viskozite kavramına. Kaymama koşulu altında biz sürtünme etkilerini, viskoz etkileri ele almıştık. Bu çerçevede viskoziteyi de tanımlayabiliriz. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirence biz viskozite diyoruz. Kaymama koşuluna ve sınır tabakanın oluşmasına yol açan akışkan özelliği viskozite özelliği. Akışkanın bir iç özelliği bu. Kaymama koşulunun başka koşulu akışkanın yüzeye akış yönünde uyguladığı kuvvet olan yüzey direncidir de diyebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşitli akışkanlar var. Baştaki akışkan kap içine belli bir hızda akarken sondaki akışkan zorlanıyor ve akmaya karşı bir direnç gösteriyor. Yani bu akışkanın viskozitesine bağlı olarak bu direncin değerini veya bu dirence sonucu akma durumunu gözlemleyebiliriz. Biz bu direncin değerini yani viskozite değeri üstünde çalışacağız zaten. Başka güzel bir örnek bal. Balın da akıcılığı azdır. Yani viskozitesi yüksektir. Onu da biz zaten her zaman gözlüyoruz. Şimdi mühendis olarak biz bazen akıcılığı iyi olan, kolay olan, bazen de zor olan akışkanı seçeriz. Yapacağımız işleme, yapacağımız tasarıma göre akışkanın viskozitesi bizim için çok önemlidir. İki akışkan tabakasının birbirlerine göre bağlı hareketi sırasında aralarında sürtünme kuvveti oluşur ve daha yavaş hareket eden tabaka hızlı tabakayı yavaşlatmaya çalışır. Akışa karşı oluşan bu iç direnç akışkan özelliği olan viskozite ile ölçülür demişiz yine. Yine arkadaşlar aynı bir katı malzemeyi farklı akışkanın içine attığımızda gördüğünüz gibi şurada daha hızlı şekilde aşağı inmiş.
Şurada ise aşağı iniş hızı düşük. Demek ki bu akışkanın bu katıya karşı gösterdiği bir özellik bu, viskozite özelliği. Bunlar çeşitli yağlar ve viskoziteye bağlı olarak içerideki katı malzemenin aşağı doğru hızı belli bir değer çerçevesinde ele alınıyor. Viskozite sıvılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinden, gazlarda ise moleküllerin çarpışmalarından kaynaklanıyor. Viskozitesi olmayan akışkan yok. Sürtünme etkilerine önemli olduğu akışlar viskoz akışlar olarak adlandırılıyor ve biz bu sürtünme etkileri üzerine de ileride çalışacağız. Katı yüzeylerden uzak bölgeler viskoz olmayan akış bölgeleri olarak incelenebilir. Ne demiştik geçmişte? Biraz önce katı yüzey üzerinde akan akışkan katı yüzeyden uzaklaştıkça sürtünme etkileri yani viskoz etkiler de azalır demiştik. Arkadaşlar bir akışkanın bir plaka, bir tel ya da boru gibi bir yüzeyin üzerinden herhangi bir sınır olmaksızın akmasına da biz dış akış diyoruz. Dış akışlarda viskoz etkiler sadece katı yüzeylere komşu sınır tabakalarla sınırlıdır. Bakın bir mesela araç üzerinde rüzgar hızı deneyi yapılmış ve bu rüzgarın veya havanın araç üzerinde oluşturduğu sınır tabaka gözlenmiş. Bu çerçevede araçların özellikle ön tarafları, ön camları modelleniyor. Ne kadar burada düşük dirençle karşılaşırsak o kadar az benzin tüketimi demektir. Yani akışkanlar mekaniğinde dış akış bizim için çok önemli. Kullandığımız araçlardaki verimlilik açısından, sürtünmenin etkilerini azaltmak açısından, modelleme açısından dış akış üzerine çalışmamız ve sınır tabaka üzerine çalışmamız bizler için çok önemli. Akışkan katı yüzeyler ile tamamen sınırlandırılmış ise akış iç akıştır. Yani bir boru içi akış, bir kanal içi akıştan bahsedebiliriz. İç akışlar tüm akış alanında viskozitenin etkisi altındadır. Arkadaşlar başka hani kanalın sadece bir kısmını dolduran serbest yüzeyli sıvı akışları açık kanal akışı olarak da adlandırılır. Biz sizlerle dersi işlerken bir boru ve kanal içindeki akışı ele aldığımızda bu kanalın veya borunun içi tamamen sıvıyla veya gazla dolu diyeceğiz. Ama her zaman öyle olmuyor. Tabii ki açık kanal akışlarında bu borunun bir kısmı suyla dolu olabilir veya bir kanalın bir kısmı suyla veya herhangi bir sıvıyla dolu olabilir. Açık kanal akışlarını tekstil mühendisliğinde ele almayacağız. Ama açık kanal akışı diye bir konunun olduğunu da bilelim. Biz içi tamamen dolu boru veya kanal akışlarını ele alacağız. Bir akış, akış boyunca yoğunluğun değişme miktarına göre sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz olarak sınıflandırılabilir. Geldik yine önemli bir konuya, sıkıştırılabilirlik konusu. Yoğunluk akış boyunca her yerde yaklaşık olarak sabit kalıyorsa akışın sıkıştırılamaz olduğu söylenebilir. Arkadaşlar biz de akışkanlar mekaniğinde sıvı ve gazlarla çalışırken sıkıştırılabilirlik konusuna veya yoğunluk değişimi konusuna bakacağız. Ona göre modelleme yapacağız. Örneğin sıvıların yoğunluğu esas itibariyle sabittir diyebiliriz ve sıvı akışları genellikle sıkıştırılamazdır. Yoğunluk değişmiyorsa sıkıştırılamaz akışkan olarak alacağız. Sıvılar belli bir basınca kadar arkadaşlar sıkıştırılamaz olarak göz önüne alınabilir. Biz de bütün işlemlerimizi sıvılarla yaptığımız zaman sıkıştırılamaz kabul edeceğiz. Gazlar için nasıl bir şey yazmışız? 210 atmosfer basınç, 1 atmosfer basınca göre suyun yoğunluğunda ancak %1 oranında bir farka neden olur demişiz. Şimdi gaza bakalım. Gazlarda ise 0.01 atmosferlik bir basınç farkı atmosfer şartlarında havanın yoğunluğunda %1 oranında değişime yol açıyor. Yani suyu biz 210 atmosferde sıkıştırdığımızda ancak %1'lik bir değişim varken gazları 0.01 atmosferde sıkıştırdığımızda %1'lik bir değişim oluyor. Yani gazları sıkıştırılabilir akışkan olarak alamayız. Gazlar sıkıştırılabilir akışkan olarak ele alınır, sıkıştırılamaz akışkan olarak alamayız. Bir daha söyleyelim. Sıvıları sıkıştırılamaz olarak alıyoruz, gazları sıkıştırılabilir olarak alıyoruz. Bu çerçevede iki türlü inceleme yapacağız akışkanlar mekaniğinde. Gazlar sıkıştırılabilir, sıvılar sıkıştırılamaz. Evet, yanlış söylemeyelim. Sıvı akışları büyük bir doğrulukla sıkıştırılamaz kabul edilebilir.
Fakat gaz akışkanlarında görülen yoğunluk farkının miktarı ve akışın sıkıştırılamaz olarak modellemesindeki yaklaşım doğruluğu Mach sayısına bağlıdır. Mach sayısı bizim için önemli ama biz tekstil mühendisliğinde Mach sayısını ele almayacağız. Ama bilginiz olsun, sıkıştırılamaz konusunda, sıkıştırılabilirlik konusunda çalışmak isterseniz Mach sayısının da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Burada akışkanın hızının ses hızına oranı bize Mach sayısını verir. Ses hızı deniz seviyesinde ve oda sıcaklığında hava içinde 346 metre bölü saniye değerinde alınabilir. Gördüğünüz gibi deniz seviyesi ve sıcaklık ve hangi gazın içinde olduğuna bağlı olarak ses hızının değeri değişiyor. Gaz akışları Mach sayısı küçük 0-3 olması halinde, yani genellikle yoğunluk farkının %5 değerinin altında kaldığı durumlarda sıkıştırılamaz kabul ediliyor. Gaz akışlarında. Ama dediğim gibi biz Mach sayısına bakmayacağız. Gazları sıkıştırılabilir olarak ele alacağız. Hava ile ilgili sıkıştırılabilirlik etkileri yaklaşık 100 metre ve saniye değerinin altındaki hızlarda ihmal edilebiliyormuş. Bunlar da genel bilgi olsun diye burada size verilmiş. Gelelim önemli bir konuya. Biraz önce konuştuk. Laminar ve türbülanslı akışlar üzerine çalışacağız dedik. Gördüğünüz gibi laminar akışta boru içinde düzgün bir hız değişimi var. Ama türbülanslı akışta boru içindeki hızlar karmaşık hale geliyor. İkisi birbirinden farklı akış türü. O zaman ikisini farklı isim altında ele alıp farklı şekilde incelememiz gerekiyor. Yağlar gibi yüksek viskoziteli akışkanların düşük hızlı akışı genellikle laminar alınıyor. Hava gibi düşük viskoziteli akışkanların yüksek hızlardaki akışı genellikle türbülanslı olarak ele alınıyor. Akışların rejimini belirlemede temel parametre Reynolds sayısı. Bu boyutsuz Reynolds sayısına göre bu akış laminerdir, bu akış türbülanslıdır diyebileceğiz. Dediğim gibi ilerleyen konularda bunları güzelce ele alacağız. Akışkan hareketini başlatan etkene bağlı olarak doğal ya da zorlanmış olarak da isimlendirilebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok temel kavram üzerinde duruyoruz. Siz bu videoyu izledikten sonra yazılı ders notunu da dikkate alarak bu tanımların üzerinden bir kez daha geçmeniz gerekiyor. Zorlanmış akışta akışkan pompa ya da fan gibi dış etkenler ile bir borunun içinden veya bir yüzey üzerinden akmaya zorlanır. Arkadaşlar akışkanlarda su gibi sıvılarla çalışıyorsak biz o sıvıyı pompayla bir noktadan bir noktaya iletebiliriz ki eğer pompa kullanıyorsak bunun adı zorlanmış akış oluyor. Ama hava gibi gazlarla çalışıyorsak fandan yararlanacağız. Fanı çalıştırdığımızda da gazı bir noktadan bir noktaya gönderebiliyoruz. Basınç değişimi çerçevesinde. O zaman fan ve pompa gibi elemanlar kullanıyorsak bizim için bu akışın adı zorlanmış akış oluyor. Bunun yanında doğal akış var. Doğal akışlardaki akışkan hareketi ılık, yani az yoğun akışkanın yükselmesi ve soğuk, yani çok yoğun akışkanın alçalmasıyla kendiliğine oluşan kaldırma etkisiyle doğal etkenler ile gerçekleşiyor. Hani bu tanımı şöyle açabiliriz. Odada kaloriferi çalıştırdık. Çalıştırmadan önce odanın içindeki hava sıcaklığı aynı. Çalıştırmaya başladığımız an kalorifere yakın hava ısınıyor. Tabii ki hava ısındıkça ne oluyor? Yoğunluğu azalıyor. Yoğunluğu azalan hava yukarı doğru yükseliyor sıcak olarak. Yukarı doğru yükseldiği an yukarıdaki soğuk havayı aşağı iktiriyor. Soğuk hava aşağı iniyor ve tekrar kalorifer aracıyla ısınarak odanın havasının tamamen ısınmasını, belli bir sıcaklığa gelmesini sağlıyor. Bu hareketi doğal bir akış. Burada bir zorlama yok. Sadece şurada bir kalorifer çalıştığı an sıcaklıktan dolayı yoğunlukta azalma var. Yoğunluğu azalan hava yukarı çıkıyor. Ama soğuk havanın yoğunluğu daha fazla olduğu için o aşağı inmeye başlıyor. Böyle bir döngü oluşuyor. Biz bu kaloriferin üzerine veya altına bir fan koysaydık, havayı fanla burada hareketini sağlasaydık, o zaman zorlanmış taşınım veya zorlanmış akış olurdu. Gelelim sürekli akışa. Biz akışkanlar mekaniğinde hep sürekli akışta çalışacağız. Zaman içerisinde bir noktada akışta hiçbir değişim olmamasıdır. Sürekli akışta hacim, kütle, toplam enerji çalışma süresince sabit kalıyor. Yani türbin, kompresör, kazan, yoğuşturucu, ısı değiştirici, pompayla çalışıyorsak
Fanla çalışıyorsak sürekli akış olarak biz bunu modelleyeceğiz. Ama bunun yanında süreksiz akışların olduğunu da bilelim. Zaman içerisinde bir noktada akışta bazı değişimlerin olmasıdır. Süreksiz akışta periyodik dalgalanmalar ve ardışık türbülans girdapları oluşur. Bu konuyu biz tekstil mühendisliğinde verdiğimiz akışkanlar mekaniğinde ele almayacağız. Evet, bir boruyu ve kanal içi akışları biraz önce işledik ve biz dedik ki tam gelişmiş bölgedeki durumu göz önüne alarak akışkanlar mekaniğinde, tekstil mühendisliğinde işlemleri yapacağız dedik. Ama biz bilelim ki bu tam gelişmiş veya gelişme bölgesine ulaşmadan önce bir gelişen hız profili var. Bu çerçevede bu noktaya kadar hız belli bir şekilde değişirken bu noktadan sonra tam gelişmiş akım başlıyor ve hız değişimi düzgün bir parabolik eğri çiziyor. Bir akış alanı en iyi şekilde hız dağılımı ile tanımlanır ve eğer akış hızı temel boyutlardan sadece birine, her ikisine ya da her üçüne göre değişiyorsa akışın sırasıyla 1, 2 ya da 3 boyutlu olduğu söylenebilir. Şurada örneğin arkadaşlar akış 2 boyutlu hem R'ye hem Z'ye bağlı. R bu yönde ise Z bu yönde ise tam gelişmiş bölgeye kadar olan akışın hız profili R ve Z'ye bağlı 2 boyutlu akış. Ama tam gelişmiş akıma ulaştığımız an hız profili sadece R'ye bağlı. Yani şu yarıçapa bağlı. O zaman 1 boyutlu akış. Biz sizinle 1 boyutlu akışı ele alacağız. Arkadaşlar boyutların ve birimlerin önemini de burada ele almışız. SI birim sistemiyle çalışacağız. Bu SI birim sistemiyle ilgili ayrı bir videoyu ben makine mühendisliğinin giriş dersinde anlatmıştım. O videoyu da sizin Ege ders içine koyacağım. Onu da güzelce izleyin lütfen. SI birim sistemi bizim için önemli. Boyutlar ve birimler bizim için önemli. Burada kesinlikle hata istemiyorum. SI birim sisteminde kesinlikle hata yapmayacağız. Biz uzunluğu metre olarak alacağız. Küçültme ile göstereceğiz. Kütleyi kilogram birimiyle ele alacağız. Kg ile göstereceğiz. Zamanı saniye olarak ele alacağız. S ile göstereceğiz. SN değil örneğin. S. Sıcaklığı Kelvin veya derece santigrat alacağız ama Kelvin'i K ile, büyük K ile göstereceğiz. Üzerinde derece işareti yok. Bunlar çok önemli. Eğer şunu saniye, şunu derece Kelvin olarak gösterirseniz hata yapıyorsunuz. SI birim sisteminde kurallar önemli ve gösterimler önemli. Onun dışında enerjiyle çalıştığımız an Joule ile göstereceğiz. Büyük C. Veya arkadaşlar bu Joule'ün tamamını açık yazmak istiyorsak gördüğünüz gibi baş harfi de küçük. Bu bir birimdir. Özel isim değil. O zaman Joule'ü böyle yazacağız. Örneğin kuvvet Newton ise gördüğünüz gibi baş harfi küçük ve Newton veya kısaca büyük N. Tabi burada karşılığı da var. Joule Newton metreye eşit. Newton kilogram metre saniye kareye eşit. Watt'la çalışıyorsak güç birimidir. Hepsi bak küçük veya büyük ve o Joule bölü saniye eşit. Basınçla çalışacağız. Pascal ya bu şekilde ya da bu şekilde göstereceğiz. Newton bölü metre kare. İş. İş yine bir enerjidir. Joule ile gösterilir. Newton metre veya Joule olarak göstereceğiz. Evet burada da yine özetlemişiz. Kütle M, uzunluk L, zaman T, sıcaklık büyük T ise kilogram metre saniye derece santigrat veya Kelvin olarak göstereceğiz. Kelvin'i de her zaman 273.15 artı derece santigrat olarak alacağız. Birbirine çevirmek istiyorsak. Yine arkadaşlar akışkanlar mekanı problemlerinde kütle bize her zaman lazım olacak ama her zaman kütle verilmeyecek. O zaman ne yapacağız? Kütle yoğunluk çarpı hacme eşit. Çok önemli. Kilogram bölü metre küp çarpı metre küp zaten kilogramı verir. Yoğunluğu biz sıkıştırılamaz akışkanlarda, sıvılarda, tablolardan alacağız. Sıcaklığa bağlı olarak seçeceğiz. Ama sıkıştırılabilir akışkanlarda, gazlarda yoğunluğu arkadaşlar ideal gaz eşitliğiyle hesaplayacağız. Hepsini ayrıntılı olarak göreceğiz. Hacmi de artık bize verilen bilgilerden o akışkanın bulunduğu kabın, ortamın hacmini hesaplayacağız. Ona göre kütleyi hesaplayacağız. Yani kütle verilmezse ne yapacağız demek yok. Yoğunluğa bakacağız, hacme bakacağız. İkisinin çarpımı bize kütleyi verecek. Kuvvet kütle çarpı ivme bildiğiniz gibi F eşittir M çarpı A ve 1 Newton eğer bu şekilde yazılacaksa 1 büyük N veya 1
Newton, hepsi küçük harf. Kilogram metre ve saniye kare eşit. Başka önemli nokta ağırlık. Cisme etken yer çekimi kuvveti. Ağırlıkla kütleyi karıştırmayacağız. Kütle çarpı yer çekimi ivmesi ağırlığa eşit. Birimi de Newton. Özgül ağırlığı da akışkanlar mekaniğinde çok kullanacağız. Bir maddenin birim hacminin ağırlığı. Bu da yeni bir şey değil. Yoğunlukla biz yer çekimi ivmesini çarparsak ona kısaca özgül ağırlık diyeceğiz. Gamma ile göstereceğiz. Birimi Newton bölü metre küp olacak tabii ki birim analizi yaptığımızda. Enerji, örneğin iş, kuvvet çarpı uzaklık ve jül olarak göstereceğiz. Bir büyük C veya bir jül veya bir Newton metre bize enerji birimini, iş birimini verecek. İş ve ısı enerjidir arkadaşlar. Birimleri de jül olarak ele alınabilir. Arkadaşlar katısı ve gazların karşılaştırması üzerine güzel bir tablo hazırlamıştım. Bu tabloyu ders notları içinde yer alacak. Yazılı ders notları içinde. Oradan güzelce inceleyin. Katısı ve gazları birbirine ayıran özellikler nelerdir? Örneğin bakın yoğunluğu burada ele almışız. Viskositeyi ele almışız. Sıkıştırılabilirliği ele almışız. Bunu güzelce inceleyin lütfen. Arkadaşlar birinci bölümü kısaca anlatmaya çalıştık. Bizim için bu birinci bölümdeki temel kavramlar çok önemli. Buralarda hata yapmayalım. Güzelce bunu bir kere tekrar edin. Önemli tanımları defterinize yazın. Bu tanımlar üzerinde bir daha durmayacağız ama her zaman kullanacağız. Çalışırken nelere dikkat edelim? Kavram sorularında örneğin kapalı sistem nedir, açık sistem nedir sorusu karşımıza çıksın. Termodinamik dersini almış olabilirsiniz, almamış olabilirsiniz. Ama kapalı sistem ve açık sistem yine akışkanlar mekaniğinde önemli. Kısaca bahsedelim. Örneğin herhangi bir odadaki havayı göz önüne alıp bunu inceleyelim. Odanın içindeki hava bizim için sistem oluyor. O havadaki sıcaklık veya basınç değişimini ele alıp inceleyebiliriz. Odanın her tarafı kapalı. Çok iyi bir yalıtım yaptık. Kapıdan, pencerelerden içeriye hava giriş çıkışı olmuyorsa biz buna kapalı sistem diyoruz. Yani kapalı sistemin sınırlarından kütle giriş çıkışı olmayacak. Havayla çalışıyorsak o sistemin içine dışarıdan hava girmeyecek, içeriden dışarıya hava çıkmayacak. Yani hava orada kütle tabii. Kütle giriş çıkışı yoksa bu kapalı sistem. Tek fark bu. Açık sistem dediğimizde sınırlarından kütle giriş çıkışı olacak. Kütle girişi olacak veya kütle çıkışı olacak veya ikisi de olacak. Açık sistemle kapalı sistem arasındaki tek fark sınırlardan olan kütle giriş çıkışı. Bunun dışında sınırlardan ısı veya iş giriş çıkışı olabilir. O tanım dışı. Kapalı sistemle açık sistem arasındaki tek fark sınırlardan olan kütle giriş çıkışı olacak. Akışkanlar mekaniğinde de bir boru içine akışkan giriyorsa bir noktadan bir noktadan çıkıyorsa demek ki o sistem açık sistem. O boru içindeki sıvı veya gazı incelediğimizde giriş çıkış varsa herhangi bir noktadan o zaman açık sistem. Ama birçok noktadan akışkan girişi birçok noktadan akışkan çıkışı olabilir. Hepsi açık sistem. Normal gerilme ile basınç arasındaki bir ilişki var mıdır? Bundan bahsettik arkadaşlar. Sıvılardaki veya gazlardaki normal gerilmeye biz basınç diyoruz. Katılarda ise bu basıncın adı normal gerilme oluyor. Bunun hakkında kısaca bahsettik. Bir tekrar edersiniz. Sürekli akış hakkında bahsettik. Zamanla değişim, nelerde değişim oluyor, nelerde olmuyor. Sürekli akışları nasıl karşılaştırabiliriz kısmından bahsettik. Ona da bir bakarsınız. Zorlanmış akış nedir bahsettik. Yani herhangi bir akışkanı, örneğin sıvıyı pompayla, gazı fan ile hareket ettiriyorsak belli bir noktadan belli bir noktaya o zaman zorlanmış akıştan bahsedebiliriz demiştik. Kaymama koşulu bizim için çok önemli dedik. Viskozite ile veya viskoz etkilerle direkt ilişkili. Herhangi bir akışkan katıyla karşılaştığı an o katı yüzeye yapışıyor. Katı yüzeyden uzaklaştıkça akışkanı gönderdiğimiz hıza ulaşıyor demiştik. Kaymama koşulunu bu çerçevede değerlendirebiliriz demiştik. İç akış ile dış akış arasındaki fark, bunun hakkında da konuştuk. Örneğin bir katı yüzey üzerindeki akışa biz veya bir otomobil üzerindeki akışa, bir rüzgar tünelindeki akışa dış akış diyoruz. Otomobilin modellemesinde dış akış bizim için önemli demiştik. Ama bir boru kanal içi akışa ise İç akış diyorduk. Evet, gelelim
Başka bir soruya. Şekilde verildiği gibi bir masa üzerine bırakılmış cam bardağı göz önüne alalım. Cam bardağın yarısı su ve diğer yarısı hava ile dolu olsun. Sıvı, su ile gaz, hava arasındaki benzerlikleri ve farkları maddeler halinde yazınız demiş. Bu da güzel bir soru. Akışkanlar mekaniği neydi? Sıvı ve gazlardan oluşuyordu. Burada sıvıyı, su, gazı, hava alırsak bu bardağın durumunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir bakalım. Benzerlikler. Gaz ve sıvı moleküllerden oluşuyor. Tabii ki bu bir benzerlik. Gaz ve sıvı akışkan. Tamam. Gaz ve sıvı molekülleri birbirlerine göre serbestçe hareket ederler. Hem gaz için hem sıvı molekülleri için bunu söyleyebiliriz. Her akışkan içindeki moleküller sürekli ve rastgele hareket eder. Tamam ama fark nedir ona bir bakalım. Bunlar benzerlikler. Sıvı fazla moleküller arasında güçlü çekme ve itme kuvveti vardır. Bakın sıvı fazla. Bu sefer moleküller arasındaki itme ve çekme kuvvetine göre bir fark oluşuyor. Gaz fazını ideal mükemmel gaz varsayarsak, gaz fazında birbirinden uzak moleküller arasında sıvı faza göre güçlü olmayan kuvvetler vardır. Su orada bir serbest yüzey oluşturabiliyor, hava ise serbest yüzey oluşturamıyor idi. Sıvı belli bir hacme sahiptir. Gaz ise bulunduğu kap içinde genişleyecektir. Yani o kaptan bulunduğu odaya doğru yayılacak. Cam bardağın üzeri açık olduğu için gaz sürekli olarak çevresindeki havayla molekül alışverişinde bulunacaktır. Sıvının viskozitesi gazın viskozitesinden daha büyüktür. Bakın bu da çok önemli. Viskozite kavramını ele aldık. Sıvı şekilde görüldüğü gibi serbest sıvı yüzey oluşturur. Gazda ise serbest yüzey oluşmaz. Biz bu sıvılardaki serbest yüzeyi göz önüne alarak arkadaşlar basınçlar konusunu güzelce işleyeceğiz. Sıvıları sıkıştırmak oldukça zordur. Küçük sıkıştırma işlemi için büyük değerde basınç isterler. Gazlar ise sıvılara göre daha kolay sıkıştırılırlar. İşte sıkıştırılabilir, sıkıştırılamaz akışkanları da ele aldık. Buharlaşma hariç sıvı molekülleri sürekli kap içinde kalırlar. Gaz molekülleri ise sürekli kap içine girer ve çıkarlar. Sıvıda buharlaşma olayı görülür ama gazda buharlaşma diye bir şey yoktur. Gazla buhar arasındaki farkı da arkadaşlar konuşmuştuk. O çerçevede 7. şıkkı değerlendirebiliriz. Gaz ve sıvılar arasındaki birçok fark, moleküller yapıdaki farklar göz önüne alınarak anlaşılabilir. Gaz molekülleri birbirine uzaktır ve moleküller birbirinden bağımsız olarak hareket ederler. Sıvı molekülleri ise birbirlerine çok yakındır ve her molekül yanındaki moleküle güçlü itme ve çekme kuvveti uygular. Bu çerçevede son sözümüz şu olsun. Bardağın yarısının su, diğer yarısının hava ile dolu olduğuna yani bardağın tamamının dolu olduğuna dikkat ediniz. Akışkanlar mekaniği açısından bu bardağın yarısı boştur diyemeyiz. Yarısı su ise yarısı hava ile dolu. Arkadaşlar bölüm 1'i güzelce anlatmaya çalıştım. Yine ilgili web sayfasında veya Ege Ders içinde yazılı bilgiler de yer alacak. Bu çerçevede ilk dersinizi çalışabilirsiniz. İkinci derste görüşmek üzere.